Hayır, abi doğru Müge Hanım, doğru. Ben jandarmaya gittim de jandarmalar Umut'un üstünü değişmiş. Önce sen mi gittin? Ben gittim. Sonra kim geldi? Yanıma kim geldi onu tam olarak hatırlamıyorum ama herkes oraya sonradan geldi yani. Annen kim? Geldi mi? Sonra... Geldi. Ahmet geldi. Geldi mi? Geldi. Baban Ahmet'e jandarmada mı vurdu, polis karakolu? Jandarmanın önünde Ahmet'in üzerine yürüdü. Ali Yaşar Bey diyor ki telefonla jandarmayı aradım. Öylelikle bana Umut'un bulunduğunu söylediler. Mehmet Ali Akçabat'tan buraya telefon etti o zaman. Nazmi kayıp deyince Ali Yaşar'a... Yaşar da şöyle dedi. Gelinimi kaçırdılar. Araba çağırdı. O benden önce çıktı yola. Bayram amcamın oraya inmiş. Oradan telefon etmiş. Cebindekiler niye etmemiş? Ondan ben de biraz yani şüphelendim. Bayram amcam bunu da bana söyledi. Bayram amcamın evinden ettim. Nazmi onlara telefon. Senin de elinde telefonun var ya Yaşar Bey. Ama çıkarttı. Düşmedi işte. Nedense düşmedi. Beraber aynı arabayla gittiniz ama. Aynı arabayla. Şoför dedi ona ki Ali Yaşar dur dedi ona. Bir dur dedi ona. Siz gittiniz ne kadar süre sonra Mehmet Ali Seyfettin geldi. İlk süfte Mehmet Ali gitmiş oraya. Ümit'i kucağına almış. Ahmet de oradaydı. Umut'un kıyafetlerine baktınız mı siz daha sonrasında? Potları var idi. Pantolü var idi. Yukarıdan da kaza var idi. Çarşamba akşamı. Ali Yaşar değil orada. Yemek Ali gittiler. Yemeğe o Ali gitti onlara. Onlar gidiyle yok üzeri yok Dağıt bizi davet etti balık ızgarası yemeği. Onlar balık yemeğe gitmediler. Üzeri onların annesinin evine. Arabaları bizde olduğu için onları evlerine bıraktık geri döndük. Balık yediniz mi? Az bir şey yedik. O ben akşam orada kaldılar gelmediler. Kimle kim kaldı? Hasan Şükrü ile Ali Yaşar gitti zaten. Ahmet yanlarında yoktu. O gün evden ne diye çıkmışlardı? Aramaya gideceğiz diye mi çıkmışlardı? Gelini arayırlar işte karakolların önünde. Hasan Şükrü'nün babası gelmedi. Gelmeyince ben de sordum nereye gittiler diye. Bilmiyoruz dediler. Sabah geldiler. Hasan Şükrü neredeydin? Dedi ki Tarıcı'ya gittik. Niye gittiniz Tarıcı'ya dedim. Hayır abi balık yemeye gittik dedi. Ben inanmıyorum. Oraya Nazmiye'nin yanına gittiler. Nerede tutulduğunu da Ali Yaşar biliyor. Çarşamba günü yemek götürüldüğünü söyleyen Ahmet, ağabeyim olan Hasan Şükrü Çam'la birlikte babam Ali yengemi kapattığımız yere gidip geldiler. Bunu sen söylüyorsun. Annenle ifadeniz örtüşüyor. Ayhan'la telefon attığımız demiş. Ahmet babasıyla evet. Hasan Şükrü'nün Nazmiye yengelerine yemek götürdüğünü biliyorsa baştan beri anlattığı ifade de doğru mu? Belki Hasan Şükrü'den duymuştur onu da bilemem yani. Bir yerden duydu ki Ahmet'in ifadeyi verdi. Hı, şöyle demişsin ifadende. Çarşamba günü babam ve abim Hasan Şükrü emanet olarak almış oldukları Beyaz Kartal Otoyla Salacak bölgesine giderek. Çarşamba günü babam ve abim Hasan Şükrü emanet olarak almış oldukları Beyaz Kartal Otoyla Salacak bölgesine giderek. Yengemin bağlı bulunduğu kulübeye bakarak yengemin sağ olup olmadığını kontrol ettiler. Bunu Ahmet nereden biliyordu? Burada da bir şey sana düşüyor tamam mı? Bak ben burada seni savunuyorum. Çarşamba günü olayı onu tam bir açıkla. Pazartesi de diyebilirdim belki Müge Hanım. Pazartesi günü Ali Yaşar Çam'la Hasan Şükrü'nün bilmem nerede olduğu ortaya çıkacaktı. Sen de yalan söylemiş olacaktın. Salacık'taki baraka demişler. Ahmet de bize dedi ki evet ben orası sanıyordum dedi.